içi boştur, anlamsızdır. Basın özgürlüğü, gazetecinin mesleki özgürlüğü olmadığı gibi gazeteciye kişisel olarak tanınan bir hak, ayrıcalık ve lütuf da değildir. Biz de bunun farkında olmalıyız diye düşünüyorum. Tam tersine basın özgürlüğü halkın bilgi edinme ve haber alma hak ve özgürlüğüdür. Bizler yaptığımız mesleğin önemini bilir, meslek dayanışmasını güçlendirmek zorundayız. Birbirimize inanmalıyız. Birbirimizi ötekileştirmeden atacağımız adımlar da... sosyal medya diye kurgulamışım. Ben merak ettim, bu öncelikle herkes burada sağlıklı gördüğüm için hepinizi kutluyorum ya, kendinize iyi baktığınız için. Korona aramızdan bir kayıp verdi mi dediği kadar değil mi gazeteciler? Verdi. Bir kişilerini biraz sonra gittiğimiz zaman eğer ulusal gazetelerde çalışıyorsak, ajanslarda çalışıyorsak atacağımız zaman sadece 3 dakika. Doğru mu arkadaşlar? 3 dakikada haberleri yapıp telefonlarımızdaki fotoğrafları alıp İstanbul'a rahatça 3 dakikada geçirebiliyor. Gönderebiliyoruz ve işimiz bitiyor. Bakın ben size buradan bizim zamanımızda yani klasik gazetecilikle dijital gazeteciliğin aradaki farkını anlatıyorum. Artık gazetecilik ne kadar güzelleşti, ne hale geldi, habercilik ne kadar kolaylaştı, teknoloji ne kadar gelişti. Size sadece kısa öz olarak bir örnek vereceğim. Şimdi Mersin İdmar'da Fenerbahçe maçındayız. Mersin Tevfik Sarı Gürs stadında. Çok önemli bir maç Fenerbahçe olduğu için. Haberi de mutlaka o gün geçmemiz gerekiyor. Lütfen saat tutun. Mersin'de telefonlar 4 taneli.